Thor'un yeni filmi Love and Thunder'ın fragmanının ardından ortalık Thor koktu. Biraz olsun forma girmişe benziyor ha? Helalsin Thor. Thor hayranlarını sevindiren bir fragman oldu doğrusu. Thor çizgi romanlarındaki karelere bolca atıfta bulunmuşlar. Ama bazı Thor hayranları, Thor çizgi romanlarından tanıdığı bir takım karakterleri Marvel sinematik evreninde görmek istiyor. Evet bu doğru. Süper kahraman ve animasyon severler kanalımıza abone olduysa hemen listemize geçelim. Öncelikle Herkül karakterinden bahsetmeliyiz. Mitolojik bir altyapısı olan Thor'un yarı tanrı Herkül'le yollarının beyaz perdede kesişmesi her Thor severi heyecanlandırır. Keza çizgi romanlardaki kesişimleri harikaydı. İlk olarak 1965'te gözüken Herkül, o zamandan bu yana Thor hikayelerinin bir parçası. Bazen Thor'la karşı karşıya gelse de genelde işbirliği yaparlar. Hayranların daha fazla beklemesi gerekmeyebilir. Bir başka karakter de Ulik. Thor hikayelerinin en büyük villainları Marvel sinematik evreninde gözüktü. Buna rağmen Ulik, MCU'da henüz görünmeyen en iyi karakterlerden biri olmaya devam ediyor. Asgard'ı çevreleyen krallıkların birinden olan Ulik, bir rock trolldür ve Thor'la sık sık çatışmalar yaşar. Ulik ilk olarak 60'lı yıllarda okuyuculara sunulmuştu ve daha sonra da çılgın maceralarla yine okuyucu karşısına çıktı. MCU'da Lorelai karakterini görmek de hiç fena olmaz. Lorelai, Marvel evrenindeki en güçlü büyücülerden biri olan Efsuncu Amora'nın kız kardeşidir. Mısır Kaos Tanrısı ve MCU'da potansiyel bir kötü adam olan Seth tarafından açığa çıkan mistik güçleriyle oldukça iddialı bir karakter. Agents of S.H.I.E.L.D.'ın ilk sezonunda Lorelai'ın bir versiyonunu görmüştük. Bu dizide Marvel sinematik evrenine dahil olsa da sonuçta Thor'la bir ilintisi yok. Daha iyi bir versiyonla Thor hikayelerine dahil edilebileceğini düşünüyoruz. Listemizdeki bir diğer karakter de Absorbing Man. Absorbing Man, Thor'un çizgi romanlarındaki en büyük kötü adamlarından biri ve henüz MCU'ya yansıtmamaları beni çok şaşırtıyor. İlk çıktığı dönemden bu yana çizgi roman dünyasında Thor için tutarlı bir düşman oldu. Absorbing Man, MCU'da oluşabilecek bir ekip olan Masters of Evil'ın önemli bir üyesidir. Ayrıca Disney Plus'ta çıkacak olan She-Hulk MCU serisinde yer alacağı kesin ve bu bile bizim için kafidir. Thor çizgi roman tarihinin en önemli isimlerinden biri de Thunderstrike. Eric Masterson 90'ların başında Thor rolünü devraldı ve Mjölnir'e layık olduğunu kanıtladı. Thunderstrike, Thor'un yokluğunda kendini oldukça kanıtlamıştı. Jane Foster'ın Marvel sinematik evreninde görüneceği kesin olduğuna göre bu karaktere pek de ihtiyaç yok gibi gözüküyor. Ancak ileriki projelerde görmek isteriz. Beta Ray Bill'i de es geçmeyelim. O da Thor çizgi romanlarının saygın karakterlerinden. MCU'ya yansıtılmayan en iyi karakterlerden biridir diyebiliriz Beta Ray Bill'e. Walt Simonson'ın 80'lerin sonlarında yazar ve sanatçı olarak yazdığı destansı çalışması sırasında bu karakterin Mjölnir'e layık olduğunu kanıtladılar. Üstüne üstlük Beta Ray Bill, çizgi romanlarda Stormbreaker'ı kullanan ilk kişidir. Thor Ragnarok'taki gezegendeki gladyatör arenasının dışına yapıştırılmış yüzünün bir heykeline yer verilerek güzel bir referans yapılsa da o filmde göremediysek bundan sonra görebileceğimizi sanmam. Evet, Marvel sinematik evreni Thor ve beraberinde gelen diğer karakterleri kullanmayı öğrenebildi. İlk iki filmdeki başarısızlıklarının ardından işleri toparlamışa benziyorlar. Bu da biz Marvel severleri gerçekten mutlu ediyor. Bugünlük bizden bu kadar. Daha sonra görüşürüz.